Merhabalar arkadaşlar, ben Batuhan Can. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an karşınızda Prenses ve Karakuş var. Şu an mamalarını yediler ve mamalarını yedikten sonra oyun oynuyorlar. Sizler de görüyorsunuz. Evet, şu an Karakuş Prenses'i altına aldı. Geleceğe hazırlanıyorlar şu an. Oo. Kulaktan tutuyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Hani kulak kesilmesinin nedenlerinden bahsetmiştik ya. Hani neden kulakları kesiliyor falan diye işte görüyorsunuz direkt kulağa saldırıyorlar. Yani çoban köpeklerinin kulaklarının kesilmesi sebebi de zayiat verilmemesi. Evet, şimdi bir tane ses duydular. Evet, şimdi savaş başlıyor. Arkadaşlar düzenli beslendiği zaman köpeklerin neşesi yerinde olduğu zaman gerçekten keyifli oluyor köpekler. Tabi düzenli bakımların yapılması lazım. Aksi takdirde keyifsiz oluyorlar. Karakuş maşallah. Prenses Lex'i sinirlendiler. Oh. Evet. Yoruldular. Vay arkadaş. Prenses bir altın alamadık karakuşu ya. Ha? Vallahi bırakmıyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Geleceğin dev adayı. İşte burada karşınızda. Oo, diş atıyorlar vallahi birbirlerine, görüyor musunuz? Bak. Gençler dur. Lan, neyi öğrenmiş? Bak, çiftleşmeyi de öğrenecek. Bak daha yavru ama. Şşt. Aman arkadaş, şuna bak. Evet, yetiştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Köpeklerimizi. Bakalım büyüyünce nasıl olacaklar. Prenses de geçen haftalarda hastaydı. Şu an toparladı. Beslenmesi falan çok iyi. Bıraksam sabaha kadar oynayıp boğuşacaklar, böyle birbirlerine karşı diş atacaklar. Biraz daha büyüdükleri zaman oyunları da biraz daha sertleşecek gibi duruyor. Evet, prenses bu sefer üstünü ele almaya çalışıyor. Arkadaşlar köpek bakımı gerçekten çok zor ve zahmetli bir iş. Hani böyle kolay kolay köpek büyümüyor. Özellikle bu çoban köpekleri bahçede yaşadığı için, yani köy ortamında daha çok gençlik hastalığı ve kan ishal oluyor. Onlardan korunmak için mutlaka karmaşlar olması gerekiyor. Onun dışında kuduz aşılarının mutlaka yapılması lazım. Bence mamayla beslenmesi gerekiyor. İç parazit hapı ve dış parazit uygulamalarının kesinlikle yapılması gerekiyor. Aksi takdirde köpekler her an hastalığa yakalanıp ölebilir. Ev ortamında biraz daha dikkatli bakıldığı zaman az bir şey. Hani o zaman bir sıkıntı yaratmaz ama köy ortamında en ufak bir tehlikeye açık oluyorlar. Bir de çok köpek olduğu için. Ama bak ne öğrenmiş arkadaş. Bu böyle değil la. Lan sen ne öğrendin çakal? Yavaş yavaş büyüdüğünün göstergesi herhalde bu da. Evet arkadaşlar, ben videomu burada sonlandırıyorum. Size iyi seyirler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.